Türk F-16'ları özgürleşiyor. Türk-Amerikan askeri ilişkileriyle siyasi ilişkileri şüphesiz paralel giden bir süreçtir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru başlayan müttefikler arasındaki bir dizi konferans serisinde yer yer Stalin'in Türkiye'den toprak talepleri ve Boğazlar'ın birlikte kontrolü gibi istekleri oluyordu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanlarımızdan Orgeneral Safter Necioğlu bu durumu ve sonrasında müttefik olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla gelişen ilişkileri şöyle ifade ediyordu. Türkiye kendini tehdit altında hissediyor. İkinci Dünya Harbi'nden yeni çıkmış, Boğazlar, Kars, Ardahan, bilmem nereler Sovyetlerin tehdidi altında. Elimizde neredeyse hiçbir şey yok. Ben o dönemde karacı olduğum için yakından biliyorum, silahlı kuvvetlerin hiçbir şeyi yok. Havacılar yine iyiydi. Maalesef Amerikan yardımına muhtaçlığımız büyüktü. ABD'ye muhtaç olunca haliyle milletçe ona bel bağladık. Ona bel bağlayınca ona çok taviz verdik. Amerikalı da ne yaptı? Truman doktrini çerçevesinde Marshall yardımıyla bize ihtiyacımız olan ana teçhizatı verdi.'' NATO, ENF kanalıyla altyapımızı yaptı. Ama karşılığında NATO'yu kullanarak bizi komuta etmeye başladı. Kendi kullanmadıkları uçakları getirip bize verdiler. Ama kullanılan yakıtın, uçuş öğretmek için gönderdikleri adamların parasını da bizden aldılar. Sonra bizi, yani hava kuvvetlerini Amerika'nın ast birliği gibi kullanmak istediler. İzmir'deki 6. ATAFA, Türk Hava Kuvvetleri bağlı değildi. Ama bir savaş çıksa bizim uçaklar 6. Ataf komutasında NATO şapkasıyla savaşa girecekti. Böyle olunca siz de Amerika'nın ast birliği gibi hareket edersiniz tabii ki. Silahlanmanız, stratejik kararlarınız bile bundan ister istemez etkileniyor. Sonra biz bunu kırmaya çok uğraştık. Örneğin F-16'larda kullanılacak elektronik harp teçhizatının uçağa entegrasyonu için gerekli olan yazılım kaynak kodlarını istedik, bize vermediler biz de ısrar ettik bunun üzerine Amerika bizi tehdit etti mesela lojistik sistemden çıkarırım sizi non standart ilan ederim dedi bu tür şeyler bizim kararlarımızı çok etkiledi bu nedenle hep bağımsız olmak istedik Hava Kuvvetleri'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Dünyası'nın desteğiyle gerçekleştirdiği tüm modernizasyon süreçlerini yaşayarak gören rahmetli Necioğlu Komutanımızın aynı zamanda özgün ve egemen sistemleri olan ihtiyaç kapsamındaki tarihi değerlendirmelerini çok önemli ve kıymetli buluyorum. Gerçekten de biz kendimize özgün bir sistemi kuramadığımız sürece bu ve benzeri sınırlamalarla daima karşı karşıya kalacağız. Batı dünyasını bırakıp Doğu dünyasına geçsek de bunun değişmeyeceğini düşünüyorum. Geçmişte de böyleymiş. Bugün de aynısı oluyor. Bu bağımlılığı aşmak biz Türklerin boynunun borcudur. Çözüm dışarıda değil, içeride bulunmalı ve bulunacağına da inanıyorum. Nitekim Necioğlu Paşa'nın işaret ettiği bağımsız olma, bağımlılığı kırma yönündeki Türkiye'nin arayışları arka planda hep devam etti. Türkiye bu yönde gereken adımları 1990'lı yılların sonlarına doğru öncelikle İsrail ile birlikte gerçekleştirilen F-4 ve F-5 modernizasyon süreçleriyle birlikte kısmen atmaya başladı. Ayrıca F-16'lar için RG boyutlu silah entegrasyon alanında kıymetli ilerlemeler kaydedildi. Bu birikimden yola çıkarak 2010'lu yılların başında F-16 Blok 30 uçaklarının modernizasyonu için daha bütünleşik, Proje bazlı bir yola girilmek istendi. Böylece bu yıllarda kendi imkanlarıyla F16 Blok 30 uçakları modernizasyon projesine karar verildi. Bu proje kapsamında elde mevcut 35 adet F16 Blok 30 uçağının milli aviyonikler, milli görev bilgisayarı yanında milli mühimmatın uçağa tanıtılması yani entegrasyonu amaçlandı. Ayrıca bazı uçuş aletlerinin analog yerine dijital versiyonlarının uçağa uyarlanması, milli dost düşman tanıma sisteminin entegre edilmesi, GPS, kaska entegre hedefleme sistemi, renkli silah ve radar ekranları gibi özelliklerin de ilave büyük ekran bir MFD ile birlikte uçağa kazandırılması planlandı. Blok 30 uçakların aynı zamanda yapısal modernizasyona sokulması, gövde ömürlerinin Amerika ile eş güdümlü olarak 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması projesinin de bu projeye paralel olarak yürütülmesi hedeflendi. Böylece F-16'larımızı özgür kılmayı amaçlayan bu projeyle Amerika'ya bağımlılığın büyük oranda ortadan kalkması mümkün olabilecekti. Bu kapsamda toplamda 46 milyon dolarlık özgür projesi sözleşmesi, Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 6 Mart 2012 tarihinde imzalandı. Aynı tarihte ana yüklenici olan TUSAŞ'la alt yüklenici ASELSAN arasında alt sözleşme de imzalandı. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TUSAŞ'a 1 adet F-16C Blok 30 uçağı geliştirme ve uçuş testleri için tahsis edildi. Bu projeyle prototip uçağın görev bilgisayarı, milli görev yani milli yazılım kullanan bilgisayarıyla değiştirildi. Yeni nesil milli görev bilgisayarı, entegre aviyonik sistemlerin tek merkezden yönetimini sağlayan, pilota görevi icrasında gelişmiş işlem ve grafik üretme kabiliyetleriyle destek olan bir sistem olarak tasarlandı. Bu sayede uçağa yeni mühimmat ve aviyonik sistemlerinin entegrasyonlarına açık bir mimari kazandırıldı. Sonuçta TUSAŞ tesislerinde ASELSAN desteğiyle geliştirilen ilk prototip F16 özgür uçağı sistem ve yer testlerinin tamamlanmasını takiben ilk uçuşunu 9 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdi mühimmat entegrasyonları ve atış testleri dahil bir dizi uçuş testleri 2022 yılının ortasına kadar tamamlandı. Aynı zaman zarfında yapısal modernizasyonu da tamamlanan ilk özgür uçağının hava kuvvetlerine bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. Blok 30 özgür modernizasyon süreci devam ederken aktif faz dizili antene sahip çok fonksiyonlu AESA burun radarının geliştirilmesi için SSB Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN arasında 2018 yılında protokol imzalanarak radar geliştirme çalışmalarına başlanmıştı. Bu radarın geliştirme ve test faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben öncelikle F16 Blok 30 uçaklarına entegrasyonu düşünülüyor. İlk radarın yakın dönemde hazır olması için AESA projesi çalışmaları devam ediyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan sıkıntılarda dikkate alınarak başlangıçta Blok 30 uçakları için düşünülen özgür projesinin F16 Blok 40 ve 50 bloklarını da kapsaması konuşulmaya başlandı. SSB Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir 10 Ağustos 2022 tarihinde Haber Global kanalında yayınlanan kayıt altında özel programında F16 özgür projesi hakkında şu ifadeleri kullandı. F16 modernizasyonunu kesinlikle kendimiz yaparız hem de çok iyi yaparız. İlaveten de tamamen milli sistemlerle donatılmış görev bilgisayarı ve diğer unsurları, aviyonikleri tamamen yerli sistem olarak devreye konabilir. Blok 30'larda özgür projemizde bu bir yere getirildi. Blok 40 ve 50'lerde uygulanacak duruma geliyor. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. 23 Eylül 2021 itibariyle F-35 programının defteri tamamen kapandı. Bundan hemen sonra 30 Eylül 2021 tarihinde Amerika'ya resmi başvuruda bulunan Türkiye, 40 adet F-16 Blok 70 uçağı ve envanterdeki 80 uçağı modernizasyonuna yönelik kit talebini iletti. Bu görüşmeler devam ederken anlaşıldığı kadarıyla SSB, Sayın Demir'in ifadesiyle, Blok 40 ve 50 uçaklarının da özgürleştirilebilmesi için arka planda bir takım çalışmaları yürüttü. Şimdilerde Blok 30 uçaklarına benzer bir modernizasyon sürecine geri kalan tüm F-16'ların dahil edilmesi süreci ciddiyet kazanmaya başladı. Bizim bilgimiz dahilinde henüz ortada imzalanmış bir proje olmamakla birlikte, Yakında SSB ile TUSAŞ'ın Blok 40 ve 50 uçaklarını da bağımlılıktan kurtaracak özgür projesine imza atabilecek aşamaya gelmeleri bekleniyor. Bunun öncesinde yine Amerika Birleşik Devletleri ile arzu edilen bu yeni modifikasyonların hukuki boyutunda anlaşmaya varılması arzu ediliyor. Tüm uçakların özgür modifikasyonu tamamlandıktan sonra ilave bir modernizasyonla tüm F16'lar Milli Blok 70 Viper ve belki de Blok 80-90 ayarına çıkarılabilmesi söz konusu olabilecektir. Sonuca gelirsek, beklenen ve gerçekleşmesinde büyük bir engel görülmeyen bu adımların atılması halinde tüm F16'ların 2027 yılına kadar özgür modifikasyonlarının tamamlanabilmesi imkan dahilinde görülmektedir. Bunun gerçekleşmesi halinde aynı tarihte 84 adet F16'sını Blok 72 Viper seviyesine çıkaracak Yunanistan'ın uçaklarına bir yönüyle eşler olacak. 235 civarında F16 özgür uçağının envantere girebileceğini öngörüyorum. Böylece milli muharip uçak geliştirme süreciyle birlikte kazanılması planlanan yeni silah sistemlerinin sensör ve elektronik harp yeteneklerinin gelişmiş AESA radarının da F-16'lara eklenmesiyle birlikte, 2030'lu yıllarda da F-16 Özgür Plus uçaklarının gövde ömürleri doluncaya kadar Türk Hava Kuvvetleri'nin ana muharip uçağı olarak görev yapmaya devam edebileceğini değerlendiriyorum. Bütün bu beklentiler doğrultusunda Türkiye'nin Ege hava sahasındaki mevcut durum üstünlüğünü korumaya devam edebileceğini, bunun kolaylıkla başarılabileceğini düşünüyorum.